İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Emre Olur, mafyadan 10.000 dolar alsa tutuklanır mıydı? Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu iddia edilen Emir Olur, suç örgütü üyeliğinden tutuklandı. Olur ifadesinde, 12 Eylül'de aldığı 14 günlük vizeyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini ifade ediyor. Peker'in Abu Dhabi'deki Marina Mall'da yürüme mesafesindeki bir villada kaldığını, site dışında ve villa girişinde güvenlik kulübesinin bulunduğunu anlatıyor. Burada 5-6 güvenlik görevlisinin çalıştığını, üçünün Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, diğerlerinin ise Kolombiyalı ya da göçmen olabileceğini kaydediyor. Ekip Peker dışarı çıktığında eşlik etmekteydi diyor. Olur 14 ve 15 Eylül'de villaya giderek Peker'le görüştüğünü anlatıyor. Peker bir like ile deport edilebilir. Görüşmede Peker kendisine uygulanan dijital tecriti anlatmış. Olur şu bilgileri veriyor. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisine dijital bir tecrit uygulandığını, deli çavuş ve uzun çavuş gibi farklı hesaplardan veya kendi hesabından paylaşım, beğeni, retweet yapamadığını, yaptığı takdirde deport edileceğini söyledi. Türkiye'de veya dünyanın farklı bir yerinde x bir kişinin ya da gazetecinin benzer paylaşım yapması durumunda dahi deport edilecekmiş. Freud'un talebesi ve deli çavuş NTH çakma deli çavuş gibi çakma hesapların kapatılıp kapatılmayacağı üzerine konuştuk. Zaten bu hesaplar tahminime göre FETÖ'ye müzahir kişilerce kullanılan algı hesaplarıdır. Olur, Abu Dhabi'deki son akşamı olan 15 Eylül'de bir kez daha Peker'in villasına gittiğini anlatarak dijital tecrit ve sosyal medya kullanma yasağından yine bahsetti. Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin sosyal medyayı kullanmasını yasakladığını anlattı diyor. Olur kaldığı Grand Tulip Otel'de ertesi sabah Peker'in oğluyla kahvaltı yaparken Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin gelerek ülkeyi terk edin dediğini belirtiyor görevlilerle birlikte Dubai Havalimanı'na gittiğini kaydeden olur, uçağa bindirilerek Sırbistan'a gönderildiğini ifade ediyor. Sırbistan'da pasaport bölümünden geçerken, Pasaportla alakalı Interpol'ün bir bildirisi var ancak uçuş yapmanızda sakınca yok denildiğini belirtiyor. Olur, Sırp polisi eşliğinde Tiran'a uçan uçağa bindirildiğini vurguluyor. Olur'un ifadesi ve tutuklanması iki açıdan büyük önem taşıyor. Birincisi, Peker'in artık paylaşım yapamayacağını ve suskunluğa gömüleceğini anlıyoruz. Artık avukat Ersan Barkın aracılığıyla açıklama yapmak dışında şimdilik bir seçeneği görünmüyor. BA ile Türkiye arasında diplomatik kriz yaşanmadığı sürece ki ufukta böyle bir ihtimal gözükmüyor paylaşım yapamaz. Ya deport edilmeyi göze alacak ya da ülke değiştirecek. Ancak BA ile ailesiyle birlikte yaşadığı için onları riske atması mümkün değil pasaportu iptal edildiği ve başka bir ülkenin vatandaşı olmadığı için yasal yollarla ülke değiştiremez. Gözetim altındaki Peker'in kaçak yollardan BA'den ayrılması düşük bir ihtimal. Tek suçu tweet atmak. Olur'a gelince İstanbul Anadolu 16. Ağa Ceza Mahkemesi'nde görülen Sedat Peker örgütü davasında tutuklandı. Peker dahil 90 sanıklı davada tutuklu bulunanların tümü tahliye edildi. Şu an olur dışında tutuklu bulunmuyor. Üstelik cinayet, silahla yaralama ve yağma, tefecilik suçlarıyla itham edilenler bırakılırken Olur'a yüklenen biricik eylem kurşun değil tweet atmak. Yani Twitter hesabını pekere kullandırmak veya pekere destek tweet'i e atmak. Düşünün ki mafyadan 10 bin dolar bile almamış. Olur'un getirildiği Arnavutluk'ta TODEX'çi Fatih Faruk Özer 8 ay saklanmayı başardı. Türkiye'de 400 bin kişiyi 2 milyar dolar çarpan Özer'i Emre olur kadar umursamadı devlet. Sezgin Baran korkmaz. Türkiye'de kara para aklama suçundan aranırken Avrupa'da gününü gün etti. YouTube yayınlarında katıldı, televizyonlara bağlandı, hisselerini devretti, şirketlerini sattı. ABD yakalanmasını sağlayana dek korkmazı arayan soran olmadı. Yazar Necip Hablemitoğlu suikastinden aranan emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'a kaçtı ve iltica etti. Göktaş'ı getirmek için çabaladığını düşünüyor musunuz? Çabalanmış olsa kaçabilir miydi sanıyorsunuz? Fakat sanki Türkiye tarihinin en azılı gangsteri ve en eli kanlı teröristi yakalanmışçasına olur, paketlenerek memlekete getirildi. Dört gün sorgulanıp tutuklandı. Nedir suçu? Kamu düzenini yerle bir eden eylemi nedir olurun? Todexçi özel gibi 400 bin insanı mı çarptı? Korkmaz gibi kara para mı akladı? Göktaş gibi aydın öldürmekten mi aranıyor? elde avuçta birkaç tweet var. Halbuki olur, Türkiye'den kaçmasa yol verilmiş korkmaz, Özer ve Göktaş'tan daha ağır bir suç işlemedi. Eylemi de tutuklanmayı gerektirmiyor. Olur daha kriminal olduğu ve işlediği suçlarla kamu düzenini bozduğu için değil, herkes biliyor ki Peker'in tweetleri iktidarı siyaseten sarslığı için tutuklandı. Gri pasaport skandalını AK Partili vekil adayı ihbar etmiş. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gri pasaportla Almanya'ya 90 kişinin kaçırılmasına ilişkin olarak 3 kişiye göçmen kaçakçılığından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede 3 sanık var. İkisi AK Partili. Biri eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, diğeri kapatılan Bingöl Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı. Üçüncüsü ise bu şebekenin Almanya ayağında olan Ersin Kilit. Gri pasaport, ak pasaport. Yeşil Yurt Belediyesi sözde çevreye duyarlı insan yetiştirme projesi kapsamında Malatya Kişisel Gelişim Dünya Derneği'ne sahte üyelikler yaparak tamamına yakını şehir dışından ve Bingöllü olan 90 kişinin 15 Şubat 2020 ve 19 Eylül 2020'de iki kafile halinde gri pasaportla Almanya'ya kaçırılmasında köprü işlevi görmüştü. Belediyeciler kaçakçılardan 40 bin avro almıştı. İddianameye göre gri pasaport skandalı 2015'te AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Veysel Ser'in ihbarıyla ortaya çıktı. Ser, Şubat 2020'deki ilk geziyi öğrenince Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi Nusret Aslan'ı arıyor. Kafileyle Almanya'ya götürülen 4 belediyeciden biri olan Aslan, insan kaçakçılarının belediyeye yüklü bağışta bulunduklarını ileri sürüyor. Ser ikinci geziyi haber alınca Aslı'nı tekrar arıyor. Aslansa bilgim yok ancak gerçekleştirilmişse Karakuş paranın anasını ağlatmıştır diye konuşuyor. Geziye katılan ve organizasyonu yapanlar terör bağlantılı diyor. Ser Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ediyor. İş çok sıkıntılı. Hem sen hem AK Parti hem Cumhurbaşkanımız zarar görebilir diyor. Şikayetçi ol diye öğütlüyor. Çınar gereğini yapacağım diyor. İki hafta geçiyor Ser arıyor. Çınar, gidenleri bizimkiler tanımıyor. Bu işi kurcalama, başın ağrır, hayatın tehlikeye girer diyor. Ser, en son vali Aydın Baruş'a gidiyor ve bildiklerini anlatıyor. Baruş, suç duyurusunda bulunun diyor. Ser, 17 Mart 2021'de Malatya Emniyetinde şikayetçi oluyor. Ser ifadesinde, organize edenler tarafından belediye yetkilileri ve dernek yöneticilerine ciddi para akışı oldu diyor. Kişi başı 4500-7000 avro. Gri pasaportla kaçanların eşleri ve yakınlarının ifadesi alınmış. Bingöllü Meryem Eka, Eşi Cihan'ın 2020 yılı başında yurt dışına gideceğim, işlemler için 6-7 bin avroya ihtiyacım var dediğini anlatıyor. Zeynep B. Eşi Yunus'un 6 bin avro verdiğini kaydediyor. Ömer Çiftçi ise yurt dışına çıkmak üzereyken vazgeçenlerden şöyle diyor. Bingöl'de kalabalık ortamda Mehmet isimli şahsa yurt dışına nasıl gidebilirim diye sordum. 4500 avro gerekiyor. Bu işlemler bittikten sonra para teslim alınacak. Para emanetçi kuyumcuda kalacak dedi. Yasal olmayacağını düşünerek vazgeçtim. Başkan Çınar da biliyormuş. Belediye Başkan Yardımcısı Karakutsa ifadesinde Almanya dönüşü Ersin Kilit'in kendilerine 40 bin avro verdiğini, 20 bin avroyu kuzenim Ali Kilit'e teslim edin, yarısını belediyenin hayır amaçlı kurduğu emanet çarşısına aktarın dediğini iddia ediyor. Ancak Karakuş, İstanbul'a indiklerinde gece olduğu için Ali Kilit'i arayamamış. Diğer 20 bin avroyu şirketinin hesabından emanet çarşısına göndermiş. Karakuş ifadesinde başkan Çınar'ın bu şahısların emanet çarşısına bağışta bulunacaklarını bildiğini anlatıyor. Karakuş, ikinci geziden sonra belediyeye bisiklet bağışlandığından da Çınar'ın haberdar olduğunu ifade ediyor. İhbacı AK Partili de gri pasaport işindeymiş. Haklı olarak soracaksınız. Ne oldu da bir AK Partili milletvekili aday adayı AK Partili belediyecileri ihbar etti? Bu sorunun yanıtı iddianamede veriliyor. Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü İsa Yumuk, Nusret Aslan'ın Veysel Serle birlikte Battalgazi, Kale ve Kuluncak belediyelerinde bu projeye benzer proje gerçekleştirmek istediklerini öğrendim diyor. Meğer gri pasaportun insan kaçakçılığı için kullanılmasından rahatsız oldukları için değil, Cumhurbaşkanına zarar gelmesin diye hiç değil, gri pasaport sektörünü ele geçirmek için ihbar etmişler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.